Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi, yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle angora, krem simli ip kullandım. 2 numarada tığım var. Şimdi örneğimiz bakın şöyle. Arada dolgulu, fıstıklı değil de böyle farklı trabzan çekerek yaptığımız bir örnek bu. Harika bir örgü bakın. Hem aralarında trabzanları var hem de böyle küçük küçük aralarda küçük şekiller verdik. Şimdi bugün sizlere böyle iki tane örneğini anlatmam lazım. Tam anlaşılsın istiyorum. Hemen modele başlayacağız. Alt ucunu ben trabzanla yaptım. Sizler isterseniz zincir üzerine de isterseniz farklı alt ucu şekilleriyle de başlayabilirsiniz. Şimdi ben hemen zincirle başlamak istiyorum değerli izleyicilerim. Burada örneğimiz böyle dururken hemen biz de başlayalım. Şöyle zincir çekerek başlıyoruz modelimize. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi şöyle zincir çekiyorum hiç saymadan. İki tane örnek için dedim. Yeterli olabilir. Şimdi bakın 3 tane şuradan 1 2 3 hemen dibine batıyorum değerli izleyicilerim. Önce bu kenar trabzanlarını ya da işte ortada da zaten aynı şekilde 4'er tane trabzan yapacağız. Kenarlarda isterseniz daha az da yapabilirsiniz. Şimdi bakın 4 tane trabzan yaptım yan yana. Sonrasında 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. 7 zincirin hemen üçüncüsüne burada batıyorum bakın. Şöyle. Küçük bir halka oluşturdum. Sonrasında hiç bakın ilmeğin burada şu zincirin alt ucundan çekip bırakıyorum bakın. 10 tane bu işlemi yapıyorum. 4 5 6 9 10. Şimdi bu 10 tane ilmeğimi uzattıktan sonra aynı anda çekiyorum bakın. Şimdi şöyle yine 1 2 3 4 5 6. zincire batıyorum. Şu şekilde. Sonrasında battıktan sonra yine burada 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şöyle yine 5 tane zincir aralıklı batıyorum. Bakın. Şimdi yan yana 4 tane trabzan örüyorum. Biraz ağır giden bir model bu sevgili izleyicilerim. Yan yana bakın 4 tane trabzan ördüm. Şimdi tekrar aynı bu işlemi yapacağım. 7 tane zincir çekiyorum. 7. Üçüncüsüne böyle batıyorum. Küçük bir halka oluşturdum diyelim. Sonrasında o kalan 4 tane zincirin etrafından 10 tane ilmek çıkartıyorum bakın. 6 7 8 9 10. Sonra bu 10 tane ilmeği aynı anda bitiriyorum. Bitirdikten sonra 5 tane zincir aralıklı bakın batıyorum. Sonrasında yine 5 zincir çektim. Şimdi 5 tane zincir aralıklı tekrar batıyorum. 2 4 5. Şimdi de yan yana veya kenar trabzanı olarak bu trabzanları öreceğim. Şimdi diyelim ki burası kenar trabzanı. Hiç fark etmez. 3 4 yapabilirsiniz. Ben yine 4 tane aynı şekilde öreceğim bakın.
Şimdi iki tane örneğimi başladım değerli izleyicilerim. Şimdi dönüyorum. Hani buradaki trabzanları örerken siz örneğimi yakından izleyin. Biraz başta da demiştim ağır bir örnek. Ama çok da güzel duran bir model. Bakın döndüm. Şimdi yine aynı 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üçüncüsüne batıyorum değerli izleyicilerim. Şöyle minik bir alka oluşturduktan sonra hemen şu kalan 4 zincirin etrafında 10 tane ilmek çıkartıyorum. 4, 5, 6, 8, 9, 10. Yine bakın sabitledim. Şimdi buradaki bakın bu küçük halka yapmıştık ya onun içine hemen batıyorum. Şu şekilde. Battıktan sonra yine 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şimdi bu aradaki trabzanları örüyorum. Zevkli bir model ama biraz ağır giden bir model. Şimdi tekrar 7 zincir. 3, 4, 5, 6, 7. Yine ufak böyle minik bir halka oluşturuyorum. 3 tane zincirinden. Sonra kalan 4 zincirinde şu şekilde etrafından 10 tane ilmek çıkartıyorum. 10. Aynı anda hepsini kestim. Bakın. Hemen burayı sabitliyorum. Aslında örneğimiz arkalı önlü hep aynı. Şimdi de yine şöyle 5 tane zincir ve buradaki trabzanı örüyorum. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi izleyin. Şurada bir tane daha anlatıp videomu tamamlayacağım değerli izleyicilerim. Çünkü hep aynı model. Hiçbir farkı yok. Çift taraflı bir yelek örneği. Bakın burada trabzanlarımı ördüm yine. Ördükten sonra hemen 7 tane zincir çekiyorum. Çektim. Böyle 3. zincire batıyorum. Minik bir halka oluşturuyorum. Sonrasında diğer zincirin etrafından bakın. 3, 4, 10 tane ilmek çıkartıyorum. 9, 10. Aynı anda kestim bakın. Şimdi ne yapıyorum? Yine burayı sabitliyorum. Sabitledikten sonra yine 5 tane zincir. Aradaki trabzanları örüyorum. Sonra tekrar trabzanı ördükten sonra yine 7 tane zincir çekiyorum. Yine böyle küçük küçük kurtçuklar oluşturuyorum. Bakın. Son olarak hemen anlatalım burasını da. 7 zincir. Minik bir halka oluşturduk. Sonrasında da 10 tane ilmek çıkartıyorum. 3, 7, 8, 9, 10. 10 tane ilmeğimi aynı anda topladım ve bu iki tane zincir arasına sabitliyorum. Sonra tekrar 5 zincir. Ben böyle sıramı tamamlarken siz de örneğimi izleyin. Ben de sizinle ördüğüm parçayı gösterip bugünkü videomu bitirmek istiyorum sevgili izleyicilerim. Harika ve kolay bir örgü. Biraz ağır giden bir model. Ama gösterişli bir yelek örneği bakın. Bak şükür şöyle. Çift taraflı değerli izleyiciler. Çift taraflı. İki tarafı da aynı bir model. Bakın kremde de. Umarım örneğim anlaşıldı.
Beni izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizle kalın, takipte kalın diyorum.